Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mafya 3'e hoş geldiniz. Hemen dalacağım videoya. Diyor ki Mafya 3 bir kurgu versiyonunda yer alıyor. Güney Amerika'nın 1968 yılında. Size en iyi atmosferi falan filan sunmaya çalıştık diyor. Irkçılık falan var diyor şeyin içinde. Hani oyunu kendisi ırkçı değil de o zamanlar biliyorsunuz ırkçılık tavan yapıyordu. Siyah insanlara karşı bir ırkçılık vardı. Neyse bla 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 o söylüyor. Ona baştan döneriz. Ne oluyor lan? Peki. Tamam. Yeni bordo. Geleneksel güney değerlerine sahip geleneksel bir şey, şehir. Ya şey yapıyor, turizm şeyi yapıyor işte ya, reklam yapıyor. Klasik turizm reklamı yapıyor o zamanlardan kalma. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea. Bir taraftan turizm reklamı gibi bir şey sunmaya çalışıyorlar, yani anlatmaya çalışıyorlar. O zamanlarda şey böyleydi diye. O zamanlarda şartlar böyleydi diye. Diğer taraftan da o zamanki suç olaylarına yer veriyor. Lincoln Clay went after the mob. He inflicted more damage than all the wars and hurricanes. Bu şehir çok savaş görmüş zamanında. Tarih açısından çok savaş dolu bir şehirmiş ama velakin Lincoln Clay denen bir adam mafya işlerine karışınca o zamana kadar ki bütün savaşlardan daha fazla zarar vermiş şehre. Peder James, Rahip James. 1947'de Lincoln'un annesi onu terk etmiş. Doğduktan birkaç yıl sonra. Dominik Cumhuriyeti'ne gelmiş annesi. Babası beyaz. Fark etmiyor ama. Ama siyah görünüyorsan diyor o zaman. Sen siyahisin. Bugünkünün aynısı diyor. Tanrım. Yetimhanede kalmış 1958 yılına kadar. İtalyanmış adam. Senatör soruyor. Sen ne zaman tanıştın Lincoln'la? 1966'da diyor. CIA'nin adına Laos'taki bir özel bir operasyonu şey yapıyorum diyor. Sessiz bir çocuktu diyor bu. İyi bir çocuktu. Lincoln Clay sanırım bu özel operasyonları Black Ops ekiplerinde yalan bir adamdı. Sammy de başka bir mafya patronu. Yetimhanede büyüyen CIA çocuklar, çetelere katılmaktan başka bir seçenekleri yok bu çocukların. Lincoln gibi çocuklar genelde terk ediliyordu. Bir ev arıyorlardı kendilerine. Ait oldukları bir yer arıyorlardı kendine. Onu ilk önce, o yerin ilk önce ordu olduğunu düşündü. Ama bir kere ordu kaybedildiği zaman... Onu alamazsın. Neyi kayboluyor? Neyi alamıyoruz? Lincoln Clay'nin arka plan hikayesini anlatıyor şu anda. Savaştan döndüğünde Sammy'nin orada buldu kendini. Sammy, İtalyan mafyasına çok para borcu vardı. Ve Lincoln'un yardımına ihtiyacı vardı. Duygusal şeyler var. Yazık oldu diyor. Olanlar çok yazık oldu diyor. Olanlar çok yazık oldu diyor. Kalbimi kırıyor diyor. Demek acayip bir şeyler olmuş. Benden teknik yorum beklemeyin oyun hakkında. Ben oyunun içeriğine bakarım. Ama bunu çeker ama. Ama yaptırıyorsunuz ya. Kötü göründü şey. Bunlar kim? Gümrük görevlerim. Ne bu? Yakıyorlar. Neden yakıyorlar? Kanıt sanırım bunlar. Kanıtları mı yakıyorlar? Neleri yakıyorlarsa artık. Anahtarları al diyor. Anahtarları al diyor. Anahtarlar nerede? Dur ilk önce birazcık... Oo güzel. Nişan alıyoruz böyle de. Çok ilginç bir nişan alma şey. Neyse şey yapacağım. Burada bir şey alamıyor muyum? Şunu alamıyor muyum? Anahtarlar nerede? Şuradan mı alacağız anahtarları? Yo.
Ha, diğer odaya geçmemi istiyor. Dur ama ben ilk önce başka şeylere bakmak istiyorum. Etrafa bakmak istiyorum ben. Oo, dışarı çıkabiliyorum. Oho! Ne lan? Hiçbir halt göremiyorum yalnız. Oha! Timsah var. Aa evet. Güney eyaletleri bunlar. Doğru ya, Amerika'nın güney eyaletlerinde timsahlar var. Bayağı timsah var. New Bordeaux nereden şeyiydi ya? Hangi şehrin eşiydi diyeyim. Ya paradisiydi. New Jersey mi? Bilmiyorum. Dolanabiliyorum artık. Buradan geldik. Hoşuma gitti böyle etrafta dolanmak. Anahtarları al diyor. Alalım hocam anahtarları. Sıkıntı yok. Vurayım mı lan seni? Adam hiç sesini çıkarmadı. Adamı kafasından vurduk. Adam işini yapmaya devam ediyor. Şöyle bir kaşıyacak kafasına, sonra devam edecek. Bu kurşunlar da hep kaşındırıyor. Hocam omzunu sinek ısırmış. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok saçma sapan şeyler yapıyorum. Bayılırım böyle şeyler yapmaya. Bu odada değil mi? Bu ne? Kanka, ne yapıyorsun? Adamı taşıyorum şu anda. Adamı taşıyorum. Oo, timsahlara vereceğim bu adamı. Timsahlar yesin bu adamı, değil mi? Bak şurada timsahları şey diyor. Timsahları besle diyor. Besleyeyim ben de. Oo! Çok sevdim ben bu oyunu. Diğer adamı da öldürsem olmuyor mu? Oo! Map. Kill list. Bu ne? Birilerini öldürebiliyoruz demek ki. Collection. Peki ben envanterime nereden bakacağım? Anahtarı al diyor oradan. Gel bakalım sen de. Değerlilerimi beslemeye gidiyoruz. Reşişlerimi de beslemeye gidiyoruz. Gel. Senden güzel mama olacak. Dur oğlum. Kanıtları ortadan kaldırıyorum. Olabildiğince temiz bir şekilde. Uhu. Bakın size ne getirdim. Canlarım benim. Aa ben bunu öldürmeden de atabilirdim ha. Canlı canlı da yiyebilirlerdi bunu. Buradan çıkabiliyor muyuz dışarı peki? Anahtarlar nerede olduğunu biliyorum da ben birazcık da etrafı dolaşmak istiyorum da dolaşamayacağım sanırım. Burada şey var, barış sembolü var. 1960'lı yıllar tabii yaygındır. Make love not war diyor. Savaşma seviş diyorlar. İpi ve ipilerin şey olduğu dönem. Popüler olmaya başladığı dönem. Bunu açabiliyor muyum? Hayır. Neden? Şansı bırakasın ki işleri diye şöyle dediler. Ve zırhlı araca geri döneceğim. Yani buradaki elemanları kaldırdım da burada kan var. Kanka aldım anahtarı. Güzel. Adamlar kanatları da ortadan kaldırdık. Gayet iyiyiz şu anda. Araba süreceğiz. Şimdi bunu önceden söyleyeyim de kimse şey yapmasın. Benim oyunlarda sürüş yeteneğim çok kötüdür. O yüzden içine edebilirim her şeyin. Merhaba kankalar. Ne yapıyorsunuz? Oh. Geri dön diyor. Görev alanına geri dön diyor. Tabii kanka. Sıkıntı yok. Görev alanına geri döneriz. El feneri falan filan yok mu böyle etrafı aydınlatacak? Buradan içeri girebiliyor muyum? İçeri giremiyorum.
Başka yok mu böyle arayabileceğim bir şey belki? Gizem mizem easter egg falan filan bulurum. Secret falan filan bulurum. Lan sana ne lan? İstediğimi yaparım oğlum. Timsahlarımı görmek istiyorum ben. Değerlilerimi görmek istiyorum. Oo, bunu sürebiliyor muyuz? Aa tamam şey yapma diyor. Oraya gitme diyor. Görevden bırakırız seni diyor. Göreve geçmemiz lazım. Göreve geçmemiz lazım. Burada var mı başka bir şeyler? Zaman geçiyor diyorsun da zaman falan geçmiyor. Aa tabanca benim önümüze almış ya. Ben harcadım bunu bayağı. Gel bakalım. Harlan sür. Ha. Oo orada silah var diyor. Aa o silah yok. Sola dön diyor buradan. Tamam kanka sola dönüyoruz. Sıkıntı yok. Polisler neden peşimizden gelsin? Bütün şeylerden kurtulduk. Adam diyor. Kennedy, o görevlerden bir tanesini serbest bırakma, hayatta bırakmamızı istemiş eleman. Hop. Harita gayet büyük. Yani daha önce hiçbir mafya oyunu oynamadım ama o yüzden tam olarak bilemem. Bize diyoruz ki işimizi şansa bırakmayacağız. Adam konuşabilir. Lan! Çekiliyor lan! Lan yoldan çekilin! Oğlum çekiliyor lan! Ya neden yolda yerine selam veriyorsun? Oğlum ezecek... Manyak mı lan bu? Neden yola çıkıyorsunuz? San Andreas'la yolun üzerine atlayan adamlar gibi. Buradan dümdüz devam mı edeceğim diyorsun? Anlamadım ben. Devam edeyim bakayım. Hikaye anlatıyor diğerine. Bir kadın suya bir çocuğu atmış. Birisini de suya atlamış mı? Öyle bir şeyler. Savaş hikayesini anlatıyor sanırım. Oradaki şartlar diyor çok kötü. Hayal bile edemezsin diyor. Hemen değişebiliyor diyor. Oradaki insanlar diyor hayatta kalmak için her şeyi yapabilir diyor. Ki genelde de öyle. İnsanların hayatta kalmak için yaptıkları şeylere inanamazsınız. Başka insanlar yemek de dahil, yamyamlık da dahil. Ya düşünsenize başka insanı yediğinizi hayatta kalmak için. Mesela çok açsınız diyelim bir adada mahsur kaldınız tamam mı? Ki bu gerçek bir hikaye böyle şeyler var. Yiyecek hiçbir şey yok. Yanınızda sadece arkadaşlarınız var. Ya, o açlık bir süre sonra sizi o kadar bir etkilemeye başlar ki. Yani açlık dediğim öyle bir açlık değil. Hani ama ben oruç tuttum falan filan olay değil. Hani günlerce aç kaldığınızı düşünün. Anladınız mı? Mideniz size işkence yapıyor bu noktada. Bir şeyleri yemekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Cidden o noktaya gelirsiniz. Hani başka bir şey düşünemeyecek hale gelirsiniz. Ama o noktada şey yapmam yani ben. Başkasını yemeye başlamam. Yapılacak en mantıklı şey... Wow! Kanka özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Şu ana kadar ilk kazamızı yaptık. Aa çember mi bu? Çemberlere bayılırım. Elindeki tabancanın şey yapmayacaklar diyor. Hoşlarına gitmeyecek diyor elindeki tabancan. Bizim adam da diyor ki koltuğun altına koyarım diyor. Sıkıntı yok diyor. Çaktırmayız diyor. Geldik. Geldik. Bankaya mı geleceğiz? Veya bir depoya mı geleceğiz?
Arkaya git diyor, şeye git diyor. yükleme yerine git diyor. Somebody's fellas might get a little rough with the language and I like I never been called nigger before. Ha, bazı elemanlar çok sert konuşabilir diyor. Irkçılık falan filan o açıdan. Ben de alıştım diyor zaten böyle şeylere. Ve tek umursadığım diyor o paraya elimi sürmek o kadar. Eli o parayı almak, ele geçirmek. Dışarı mı çıktım? Ha dışarı çık diyor. Say something about being hot. That's when we make our move. All right. Oo, şeye giriyoruz. Federal Rezerv'e giriyoruz. Federal Rezerv şey, elemanların hazineyi sakladığı yer. Sen siz ne yapıyorsunuz burada diyor. Biz de diyoruz ki klasik şey. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Beni takip et diyor. Bize şey diyor. Git o kamyondaki paraları taşı diyor. 238 bin dolar taşıyormuşuz. Ulan biz bu parayı sadece buraya getirmek için kullandıysak hani buraya girmek için kullandıysak alabilecek buradan çalacağımız parayı düşünün. Daha var orada daha para var. Baştan geri döneceğiz sen. Kime bakıyorsun oğlum? He? He? Öpeyim mi seni? He? He? Hadi de geri. Need to check that scatter gun. Neyi? İyi kontrol edeceğiz diyor. One last goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Ha, silahı verdi. Silahı şey yapamazsınız, içeri almasınız. Burn room mu? Yanma odası, yakma odası. Ne yakacaksınız oğlum? Parayı mı yakacaksınız? Kuzenim buraya bir yıldır buraya gelmeye çalışıyor diyor. İki yıldır dolanmada. Madalyaları falan filan varmış ama gelmiyor herhalde. Uuu ırkçı konuşmalar. Şey diyor. Dürüst bir beyaz bir adam iş alamıyor diyor ama pis zenciler iş alabiliyor diyor. Aynen böyle diyor. Ne yapacağım oğlum? Ha, bekliyoruz iyi. Tam olarak çeviremeyebilirim. Çünkü çevirmen falan değilim bir de şey değilim. Konuşma kısımlarında da o kadar iyi değilim. Bu kadar altın olduğunu bilmiyordum diyor burada. Buradan gelip Dallas'a yollanıyor diyor. Sonra baştan geliyor. Sürekli paranın yeri değişiyor. Huhu, altın var, para var, her şey var. O burayı soyduğumuzda uff. Ne yapıyorsun kanka? He? Bak bu parayla döverim seni adam ol. Oradaki masanın üzerine koyuyor parayı. Huuu bayağı bir miktar para çalacağız. Bunu daha önce yaptık. Ben bunu daha önce hiç yapmadık diyor. Daha büyük olacağını düşünüyorduk falan filan diyor. Ne yapıyorsun oğlum? Neden parayı oraya atıyorsun? Neden yakıyoruz parayı? Yes. O paraları yakmayacağız oğlum. O paralar bizim. O adam diyor şeydi tam. Tam bir şerefsizdi diyor. Adamın kafası olduğu gibi şey oldu. Yakabiliyor muyuz? Nasıl yakamıyoruz ya? Bunlar dövecek miyim? Bütün
shots laying into me. Saying the leak. Halletti mi bunlar? Ooo, daha iyi silah. Old mouse middle. Ha, tamam. Let's go, man. This place ain't gonna rob itself. Soyuz, vallahi soyuyoruz. Bildiğin soyuyoruz burayı. Bunlar altın mı bunlar? Of. Lan iki kişi biz burayı nasıl soyacağız? Abicim soyuyoruz cidden ya. Bayağı bildiğin soyuyoruz burayı. Umarım diyor bize verdiği şifre doğrudur. Scarlett'a vermiş şifreyi bu arada. Scarlett herhalde oyunun içinde karakterlerden birisi. Tamam diyor. Alet diye git onu alıyor Godzilla. Godzilla 1960. Ha evet. O zamanlarda çıkmıştı. Daha erken önce çıkmıştı Godzilla. Kasan içinde kalırmışız şimdi. Ben olayla uğraşıyorum diyor. Bir şeyler dedi ama pek duymadım. Gözüm döndü paradan. Ah, harika. Harika. Aha alarm. Lanet olsun diyor. Danny içeri girene kadar diyor bir şey yapacağız. Adamları geride tutacağız. Adamları orada tutacağız. İçeri girmelerine izin vermeyeceğiz. Tabii ki kanka. Ne olacak? Yalnız sanırım bu daha prolog. Defend Gorgi. Dur lan bu ne? Yanlış. Gel gel gel. Seni halledeceğiz. Aynen. Suspect on the move. Suspect her zaman on the move. Hayır. Hayır. Şuraya saklan. Heh. Heh. Oo. İyi iyi patladı kan orada. Oh. Var mı başka gelmek isteyen? Al. Ayağa kalkma. Şu şeyleri bir alalım biz buradan. Nerede? Oo, oo kanka. Al. Öyle vurulmaz böyle vurulur. Ne bu? You can set aim assist to low, high or turn it off. Off'ta şu anda. Aim assist falan filan yok. Dur oğlum, şeyleri alacağız, silahları alacağız. Manyak mısın? Yoksa otomatik olarak eklendi mi şey menüde? Güzel. Başka nerede vardı? Bu tarafta vardı bir tane sanırım. Yok muydu? Bir de şu merdiven o tarafta vardı birer tane. Ya aç diyor. Armory kapısını aç diyor. Cephanelik mi oluyor? Darım o cephanelik oluyor. Çünkü daha fazla gelecek bunlardan. Ver bana ver. Senin kas gücü yetmez ona. Sen daha çocuksun. Expose the lock. Move the mouse until the cursor is in the green zone. Tamam. Tamam. Ha böyle tamam. İyi ya kolaymış. O kadar zor değilmiş. Oo. Bunu alayım. Aldım bunu. Güzel. Smoke don't be shit. Stay close to the vault. Watch for the drill.
Vietnam'da bunların alasını gördük diyor adam. Ben bu hergelleri hallederim diyor. Ne oldu lan? Sammy'nin her yerde adamı vardı diyor. George Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve. Bir tanesi Federal Reserve'deki şey diyor. Federal Bankadaki hademeydi diyor. Şeydi, temizlikçiydi diyor. Her neyse. Federal Bankanın soygunu inanılmaz zamanlanmıştı diyor. Sammy Robinson, Lincoln Clay and the rest of the black mob. Sammy Robinson, Lincoln Clay, Sammy Robinson yanımızdaki eleman sanırım. Bir de diğer elemanlar olmadan şey yapamaz diyor. İmkansız olur diyor bu. Soygun. Ne oldu? Hallettik mi? You just come from Vietnam? Vietnam'dan yeni mi geldin diyor. That's right. I was a Marine in the Pacific. Pasifik'te şeydim diyor. Donanmadaydım diyor. Beni sana tavsiye ediyor. Eve gelmiş olman, geri dönmüş olduğunu göstermiyor diyor. Anladın mı diyor. Çünkü savaş psikolojisi var bir. Buradaki insanlar diyor anlamıyor. Asla da anlamayacak. Asker psikolojisi öyledir, savaşa giden asker psikolojisi. Arka planı diyor şeyden uzak tut. Beladan uzak tut. Çünkü kendisini şey atacak. Wow adamım. Kusura bakma diyor, geç kaldım. Köprüyü geçerken orada takıldım diyor, trafiğe takıldım. Ben üvey kardeşim Lincoln Clay'i arıyorum diyor, gördün mü? Genelde birkaç dakika geç kalıyoruz diyor. Aaa. Yolculuk nasıldı? Dört yıldır ilk defa diyor, kimse bana ne yapacağımı söylemedi diyor. Harikaydı. İhtiyarla ilgili yeni haberler neydi ya? Başlatma diyor ondan. Düzelmesi gerekiyor. Hiçbir fikrin yok diyor nasıl olduğu hakkında. Araban güzel diyor. Tam olarak onu tam bıraktığım gibi. Ben bile biliyorum diyor arabayla şey yapmayacağını. Onun geçilmeyeceğini. Yeni arabayı süreceğiz. Yalnız bu daha önceden sanırım. Banka soygunundan daha önce bu. Kaptan aç diyor haritayı. Oradan da şeyi belirle diyor. Gideceğin yeri belirle diyor. Görevde seçebiliyoruz. Click objectives diyor. Tamam. Objectives nerede? Ben yanlış görüyorum. Hah. Burada aşağıda. Bir tane var sadece. Ne bu? Taste of action. Turns out things back home may not be as quiet as you expected. Olaylar düşünüldüğü kadar sakin olmayacak diyor. Tamam, sıkıntı yok. Aynen öyle. Gidelim bakalım kanka. Oo, kardeşim benim. Demi ne yapıyor diyor. Senin mesajını aldıktan sonra deliye döndük diyor. Ya o olursa ya bu olursa diyor. Seni görünce iyi olacak diyor. Annemden sonra ne olduğunu biliyorsun diyor. Nasıl olduğunu biliyorsun diyor ona. Ya şimdi yola odaklanmaya çalışırken aradaki diyalogları falan kaçırıyorum bazen. O yüzden kusura bakmayın, bazılarını şey yapamıyorum. Veya bazen böyle aklım gidiyor. Ne? Polis seni şüpheli davranırsan sana saldıracak diyor. Trafik kurallarına uymam gerekiyormuş. Tam adamına söyledin. Trafik kurallarına uymam gerekiyor. Polisin uyanıklığı diyeceğim. Ekranın ortasındaki mavi işaretle belli oluyormuş. Tamam. Kanka sakin ol. Tağdan sürmem normal değil mi? Evet normal, tamam. Bizim burada soldan sürüyorduk da. Kıbrıs'ta tuhaf oluyor oyunlarda alışmak. Veya Kıbrıs'a gidiyorum, soldan sürmek tuhaf geliyor bu sefer.
That ain't nothing to nobody, but this I gotta talk to him about. Demek ki polislere dikkat etmek gerekiyor oyunda. Trafik kurallarına fazla uymayacağız polisler çevredeyken. Yani bizim kardeş arabayı yıllar boyunca güzel tutmuşlar. Biz içine ediyoruz şu an arabanın. İyi, polis haberiniz falan filan yok. Vietnam'da pek hoş şeyler olmamış. Bu tip insanlar birilerini sinirlendirdiği için gırtlakları kesilmiş. Ve arada gördüm. Oo! Sakin ol diyor. Kanka, arabayı ben hallettim. Sakin. Oğlum, gerçekten hızlı geç. Uyuşturucu ticareti hakkında mı konuşuyorlar? Aynen. Ortaklığa geliştirmek istiyorlar. Şu aralar birazcık şeyde kalmam lazım diyor. Sakin kalmam lazım. Fazla ortalıkta görünmemem lazım diyor. Düşünmem lazım diyor bazı şeyleri. Oo! Arabanın içini etmeyi başardım. Burada mı duracağız? Burada duracağız. Böyle park edelim değil mi? Çünkü insanlar genelde böyle park eder. Para geldik. Tren istasyonu orada kim buldum bakın diyor. Seni Lincoln Clay'ı eve getirmek için yolladım diyor. Onu yeni adamı getirmek için değil. Evine hoş geldin oğlum diyor. Nasılsın? İyi olacağım. Kadeh kaldırmak istiyorum. Babam eskiden diyordu ki bir insanın değeri dünya üzerine bıraktığı izden belli olur. Lincoln ilk orduya katıldığında ben ona karşıydım. Çok tehlikeli dedim. Bırak insanlar kendi savaşlarını savaşsın. Ama Lincoln dışarıya çıkmalı ve kendi izni bırakmalıydı. Ve o da tam olarak bunu yaptı. Seninle çok gurur duyuyorum diyor. Ne diyor oğlum? Benim bilgim bu kadar. Seni görmek güzel dedi. Altyazı gelmedi orada ama arada biri söyle dedi. Seni görmek güzel diyor. Senin için sürekli dua ettim diyor. Çok teşekkür ediyorum onun için diyor. Kim sarhoş olmak istiyor diyor kısacası. Savaştan eve dönmenin nasıl olduğunu açıklayamam diyor. Çok zor. Korku. Şey diyor. Suçluluk. Karanlık bir odada kapandığınızı düşünün. Ve dışarıya çıkış yok. Ve bütün hissettiğiniz bütün korku, bütün gördüğünüz kabuslar o odada sizinle birlikte. Ve çıkış yok. Hiçbirinden kaçış yok. Ve bir gün kapı açılıyor. Ve gidebiliyorsun diyor. Öylece. Ama kendi içindeki korkuyla, içindeki dehşetle şey yaptın, barışını yaptın. Ve şimdi senin bir parçan bunları arkada bırakmaya korkuyor. Ama seçeneğin yok. Her asker o kapıdan geçmek zorunda. Ya öyle ya böyle. Adamım diyor. Sen girip bir uyu diyor. Ben bodrum katına gideceğim diyor. Neden oraya gidiyorsun diyor. Sabah görüşürüz diyor senin. O savaş seni çok fena benzetmiş diyor. Aa.
Birisi de söylenecek bir şey değil bu. Okey. Bu oyunu çok sevdim ben. Bayıldım bu oyuna. Ah. Sevilebiliyor muyuz peki? Game. Yo. Checkpointler var. Checkpointlere göre belirleniyor şey. Ah, tamam. Uyuyalım o zaman. Sabah mı olacak? Aynen öyle. Güzel. Oyuna bayıldım ben. Kabus gördü gene eleman. Sıkıntı yok kanka, anlıyoruz. Savaştan geldin. Senin için evinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sözünlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.